Evet, şu an hızımız 7.2, 7.3. 2000'de birle gidiyoruz. Ama bir artık Boğaz'da geride bıraktık. Onun için diyoruz ki bir Cenova'mızı da açalım. Hızımıza hız katacak mı bakalım ne olacak. Hava da tatlı esiyor şu an. 12-13 knot esiyor. Onun için güzel olabilir. Edoni teknesi de arkadan geliyor. Hadi bir gelken açalım o zaman. Yelkeni de açtık. Şimdi Hakan hocam vinçliyor oradan. Hadi abi. Hadi abi. Bakalım hızımız 7-8. 7-8'e geldik. 7-9. Bu arada Hakan hocam aynı zamanda trimci olduğundan dolayı ona güveniyoruz bu yolculuk boyunca. 8 atı gördük. Evet, 8 attayız. Hedoni orada, geliyor da. Onlar da birazdan yelkenlerini açarlar büyük ihtimalle. Beraber gideriz. Şarköy'e doğru geçeceğiz. Bu akşam Şarköy'de kalmak hedefimiz. Ben yani şu an seyir de yumuşadı, rüzgar da düştü. Tahmini 4,5-5 knotlarda esiyor. Zaten dalga boyu yok yani dalga yok şu an. Ben de kendime güzel böyle bir koltuğu buraya koydum. Açılı kapanı rejistörü koltuğunu. Tam ortada duruyorum. Zaten dalga da yok. Tekne sallanmadığı için Hakan abi de aşağıya biraz dinlenmeye indi. Sağ olsun sabahtan beri beraberdik. Sabahleyin ilk çıktığımızda çok güzel rüzgar yakaladık. Bir 3 saat kadar, 3,5 saat kadar hep yelken seyriyle devam ettik. Motoru kullanmadık. Yani tahmin ediyorum 7-8 knot'un altına düşmedik. Ortalamamız da gayet iyi gidiyor. Şu an biraz rüzgarın da düşmesiyle beraber hızımız düştü. 6,5-7 knot ama şu an tabii rüzgar da kesildiği için dalga da şey olmadığı için daha hızlıyız. 7 knotlara geldik. Şuradan da burada bu arada şey dürbünüm boynumda. Hemen chart plotter'a arkaya bakmak bir tık daha zor olduğu için buradan hemen telefondan görebiliyorum. 7.1 ile gidiyoruz şu an. 7.2.
Kalan mesafemiz de 22.23 mil. Yani 3 saat, 3,5 saatte inşallah bağlanırsak şarkıyı. Orada Mustafa abimiz bekliyor. Efendim otopilotum burada. Zaten buradan Sancak İskele işte 1 derece, 2 derece ya da 10 derece ayarlayabiliyorum. Zaten buradan ben bakıyorum önüme. Kahvem var. Telsizimiz de burada. Bir yandan dinlemedeyiz. Aynı zamanda Beşir kaptanımız da arkadan geliyor. Arada Beşir'le konuşuyoruz. Öyle şimdilik güzel gidiyor. Seyirimizin bir sorunu yok. İnşallah kazası belası bu akşam şarkı. Yarın da Bozcalı'da da görüşeceğiz diye umut ediyoruz arkadaşlarla, dostlarla. Hadi bakalım. Bu arada bir şöyle Marmara Adası'nı da görmek isteyenler. Bu arada olta da attık arkadan. Bir bismillah dedik ama hala hiçbir şey gelmedi. Hatta Ali kaptanım, sizin yaptığınız oltayla ben ilk attım. Hani Marmara Denizi için dediğiniz oltayı attım. Ama bir yarım saat sonra bir bakayım dedim. Şeyi çektim. Oltayı topladım. Topladığımda ucundan gitmişti ne yazık ki. Artık ya balık kopardı ya kendiliğinden düştü bilmiyorum. Şimdi o böyle ahtapot gibi olanlardan taktım ucuna. Bakalım belki bir şey gelir ama yani ben dediğim gibi daha önce buradan Kaş'a da gittim. Kaş'tan geri geldim. İzmir'den geldim falan filan. Bir türlü balık yakalamıyorum. O bana kısmet olmuyor nedense. Ama bakalım bu tatilde bir balık yakalama niyetim var. Umarım ki yakalayacağız bu sefer bir balık. Hatta Beşir Kaptan da çok iddialı bu sefer balık tutmak için. Beşir Kaptan'ın yanındaki Berat da diyor ki ben diyor her seferde tuttum diyor balık diyor. Bu sefer diyor kesin tutarsın falan. Bakalım tutarsak güzel bir balık yiyebiliriz belki. Ali kaptanımıza da ayıracağız tabii balıktan bir parça. Sağ olsun otaları o yaptı çünkü. Bakalım iyi seyirler diliyoruz herkese. Görüşmek üzere. Evet geldik sonunda. Ne diyorsunuz Hakan Kaptan'ın? İlk durağımıza geldik. Çok güzel bir yolculuktu bugün. Gayet Allah. Rahat yaparsın. Allah sayenizde hocam. Çok teşekkür çok ederim. Çok seviniyoruz bugün kaptan. Allah billah. 8-9 atları gördük ya. Güzel evet. Oldu. Yok 9 atı görmedik. Gördük canım. Gördük mü 9'u? Doğru. Güzel. 80'de gördük ama o sayılmaz. Aynen. Hile var işte. Neyse güzeldi. Artık bir güzel bir yemeği hak ettik herhalde. Tamam hadi bakalım o zaman yemekte görürüz. Aynen. bakalım. Recep abiyle Mustafa abi bize ne ısmarlayacaklar bu akşam. Görüşürüz.